Almanya bir araba ülkesi. İstatistiklere göre her iki kişiden birinin otomobili var. Christian Haniş de onlardan biri. Mühendis olan Haniş, hurdaya çıkan arabaların bir çöp ve atık yığınına sebep olduğunun da farkında. Haniş bunlardan mümkün olduğunca geri dönüştürmek ve bu işten para kazanmak istiyor. Araba akülerini geri dönüştüren küçük bir şirketi var. Bilhassa metal gibi değerli hammaddeler içeren elektrikli araç aküleri üzerine uzmanlaşmış. Ancak onlara ulaşmak kolay değil ve aynı zamanda tehlikeli. Ama bu Haniş'i yıldırmıyor. Bu aküler zaten ortalıkta. Dolayısıyla bunlardaki hammaddeleri ayırmak ve yeniden kullanmak çok mantıklı. Bu konuda çok büyük bir potansiyel olduğunu gördük. Proses mühendisi Haniş bu nedenle 10 yıl önce Düsenfeld adlı firmayı kurdu. Şirketin kalbi bu özel öğütücü. Burada eski aküler granül hale getiriliyor. Makinedeki kalın çelik plakaların önemli bir görevi var. İç duvarları bataryadaki elektrolit adlı sıvı bileşenden koruyor. Patlama tehlikesi var. Onu diğer malzemelerden ayırmak işin en zor kısmı. Haniş 10 yıl boyunca hesap yaptığı sistemi testlerden geçirdi. İşte sonunda saf akü suyu çelik tankın içine akıyor. Bu elektrolit, bunu başkası yapamaz. Firma bunu kimya endüstrisine satıyor. Granül makinesinde işlem devam ediyor ve sonunda ortaya gri renkte bir toz çıkıyor. İlk bakışta çok değerli görünmüyor. Buna aldanmayın. Elektromobilite için yakıt budur. Bu şey lityum, kobalt, nikel ve manganez içeriyor ve biz hepsini çıkarmak istiyoruz. Bu kimyasal işlemler için uzmanlar gerekiyordu. Haniş aradığı kişileri yakınlardaki bir üniversitede buldu. Profesör Tobias Elvert, değerli metalleri eritmeden ayrıştırmak için hangi asitlerin kullanılacağını biliyor. Ancak farklı metallerin gri bir tozdan ayrıştırılması onun için bile o kadar kolay değil. Fakat bu fikri o kadar heyecan verici buldu ki Düsenberg firmasına ortak olarak katıldı. Bu arada hidrometalurji uzmanı gri tozu adım adım bileşenlerine ayırmayı başardı. Kobalt sülfat, lityum karbonat, nikel sülfat ve manganez sülfat olarak. Bu saf haldeki değerli ham maddeler akü üretiminde tekrar kullanılabilir. Doğaya olan etkiyi mümkün olduğunca azaltmak için doğal olarak ham madde kullanımını da mümkün mertebe azaltmak gerekiyor. Mütevazı Düsenfeld firması akülerden değerli ham maddelerin çıkarılabileceğini kanıtladı. Şirketin öğütücüleri yakında Avrupa'nın farklı yerlerinde de dönmeye başlayacak. Ve Christian Haniş de artık geri dönüştürülebilir toz yerine değerli metalleri pazarlamayı hedefliyor. Ama bunun için bir kimya fabrikasına ihtiyacı var. Her şey hakkında çok fazla düşünüp taşınıyorsun, ancak bulduğun şeylerin hayata geçtiğini görmek gerçekten harika. Hani şimdiden topladığı akülerin %75'ini geri dönüştürebiliyor. Rakipleri bunun ancak 1/3'ünü yapabiliyor. Geri dönüşümde bu alanda öncü olan Haniş, istendiğinde neler başarılabileceğini kanıtlıyor.